Buyurun. Tanesi sen misin? Benim. Siz kimsiniz? General Cevdet. Kendime küçük bir sofra kurdum. Misafir beklemiyordum. Ben misafirlik etmeye gelmedim buraya. Sana bir iki soru soracağım. İçer misin sen de? Güzel içki. İçmem. Gecenin bu saati geç benim için. Sen saatin kaç olduğunu bilmiyor musun? Hiç dikkat etmemişim. Dikkat etmedim bir saatim yok. Bak. Senin kaybettiğin saatini buldum. Hem de boyacının öldürüldüğü sokakta. Olabilir. Her gün geçtiğim sokak. Bak içki yaramadı sana. Şimdi söyle bakalım. Sen bu boyacıyı niye öldürdün? Kim istedi senden? Kalk ayağa. Tanasi kalk ayağa. Tanasi. Şş, kendine gel. Tanasi. Kendine gel. Tanasi. Bu sefer gönderdikleriniz gerçekten müthiş idi. Devamını beklerim. Seve seve. Zaten birkaç şişe vardı. Hepsini size getirdim kumandan. Yakup. Merhaba. Tanasis öldü Yakup. Adam gözümün önünde öldü, zehirlendi. Masanın üstünde senin o Filipos'a hediye ettiğin likörden vardı, ondan içiyordu. Miralıyım, o likörlerden sadece bende var İzmir'de. Ben bir tek Filipos'a hediye ettim. Bütün bu olanların arkasında Filipos var vakit. Boyacıyı Tanasis öldürttü, şimdi onu ortadan kaldırdı. Miralıyım, Filipos'un amacı ne? Rumlarla Türklerin birbirine girmesinden ne çıkarı var? Bizzat kendisine sorup öğreneceğim Yakup. Katili bulduğumu, katilin bir Türk değil bir Rum olduğunu söyleyeceğim ona. Bunun halka ifşa olmasını istemeyecektir, yoluma taş koyacaktır. İllaki bir açık verecektir. Muhakkak. Ali, al bakalım Ali. Ye birazcık. Beceriksiz herif. Bir yetimhanedeki veletler eksikti başımızda. Şüphelenen biri var mı? Çocuk söylemiş bir yerine. Yok. Sadece bana söyledi. Ama... Ama ne? Sen ne yapıyorsun? Çocuğa yemek yediriyorsun. Git yatır şunu. Ali, gel bakalım benimle. Hadi. Geç bakalım. Burada usluca uyu, tamam mı? Sana oyuncak alacağım. Söz. Hadi. Her yere geç uyanacaklar bu meseleye. Hiçbir şey olmamış gibi çocuğu götüremeyiz de yetimhaneye. Bütün çocuklar tanıyor onu. Ne yetimhanesi? Gerizekalı. Yüzümüzü gördü bu velet. Bir o zaman... O zaman çocuğu ortadan kaldıracaksın. Nikola. Ama o çocuk da... Yazarsa senin sonun olacak bir çocuk. Bu işi yarına kadar hallet. Mikula. Yoksa ben ikinizi de ortadan kaldıracağım. Ben taksiyim. Evet.
Yani katil bir Rum, öyle mi? Evet kumandan. Fenerses adında bir serseri. Bir kiralık katil. Kumandan, eğer halka bu hakikati anlatırsak, katilin bir Türk değil de bir Rum olduğunu aşikar edersek, Simeni'deki karışıklığı sona erdirebiliriz. Tebrikler general. Gerseğe ulaşma konusunda oldukça büyük yol kat etmişsiniz. Madem öyle, madem buralara kadar geldiniz, o halde sırrımı öğrenmeye hak kazandınız. Aramızda hala sır mı var kumandan? Kaybettiğiniz güveni yeniden kazandınız. Masum olduğunuzu kanıtladınız. Ama ben hala aynı Filipos'um. O değişmedi. Hala sırlarım ve hala B planlarım var. Evet general, bu cinayeti ben tertip ettim. Boyacıyı Tanas ise ben öldürttüm. Kumandan. Şaşırmış görünüyorsunuz general. Bunda şaşırılacak bir şey yok. Amaç kazanmak ise eğer, bu da bir yöntem. Ama askeri bir yöntem değil kumandan. Yarı askeri diyelim. Kumanda, şaşırdığım husus şu. Bu cinayet neticesinde sinirini birbirine girdi. Neredeyse bir iç savaş çıkmak üzere. Bunun neden istediğinizi anlayamadım. Çünkü general, Simirni'de bir plebisit düzenlenecek. Simirni'nin bizde mi yoksa Türklerde mi kalacağına karar vermek için bir halk oylaması yapılacak. Plebisit ha? Sev anlaşmasının bir maddesinde bahsi geçiyordu. Filipos da buna güveniyor. Bilmiyorum, bu cinayet onun işine yarayacak. Bir Rum sözde bir Türk tarafından öldürülünce bütün Rumlar Galyan'a gelip sokağa çıkacaklar. Türklere baskı uygulayacaklar, şiddet gösterecekler. Türkler de bu şiddete ve bu baskıya dayanamayıp İzmir'i terk edecekler. Böyle olunca olası bir halk oylaması sonucunda çıkacak sonuç belli. İzmir'in Yunan'a bağlanması. Onlar da bu sonucu alıp Londra konferansında koz olarak kullanacaklar. İzmir bize bağlansın diyecekler. Plan bu. Şeytanın aklına gelmez. Filipos'un gelmiş işte. Hatta gizliden oy sandıklarını bile hazırlatıyor. Bana açık açık söyledi. Şehrin nüfusu istediğim hale geldiğinde, Sevr Anlaşması'nın ilgili maddesi uyarınca plebisit yapılması için baskı kuracağım dedi. Bizim buna mani olmamız lazım Yakup. Türklerin İzmir'de kalmasını sağlamamız icap ediyor. Ama evvela bunu Ankara'ya bildirmeliyiz. Derhal telgraf çekerim Miral'ı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.